Canım kardeşim, bugün Türkçe sınavından pek iyi aldığın için seni tebrik edememiştim. Gel de bir tebrik edeyim. Sağ ol derisi başına. Bu ne be? Ne oldu? Ah seni haylaz seni. Yeter artık Emre. Bu saçmalıklarına bir son ver. Canım acıdı ama. Ver onu bakayım. Nereden buldun bunu? Emre'nin sınıfında Yalçın diye bir çocuk var. Babası ona yurt dışında bir yığın şaka oyuncağı getirmiş. O da bir kısmını Emre'ye verme hatasını gösterdi. Nedenmiş, ben çok eğleniyorum. Belli oluyor. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay, bu dizlerim öldürecek beni. Böyle buyurmakmışcığım. Ay, sağ ol çocuğum. Ay! Ah! Ay! Ay, özür dilerim. Mahpuş, sen yapmadın. Emre'nin saçma şakalarından biri. Ay, neler icat ediyorlar böyle. Oğlum, aşk olsun sana. Ne kadar mahcup oldum. Yerin dibine geçtim. Emre, gerçekten yeter artık. Sen eğleniyor olabilirsin ama biz hiç eğlenmiyoruz. Neden? Az önce sen de güldün ama. Ay. Tamam tamam, hadi giy şu kıyafetlerini. Emre nerede? Şimdi gelir evladım. Şu işe bakın hele. Prenses olmayı reddedip hizmetçi olmayı tercih eden kız da buradaymış. Hadi kahvaltıya gelsenize. Biz o işi yaptık canım. Ama buradaki yiyecekler çok güzel. En azından rejim yemekleri değil. Of Özge. Ah baba, bana baba, baba. Ah. Emre, ay, oğlum ne oldu parmağına? Baba, bana düşmüştü. Onu çekeyim derken elime vurdu. Ah, hay Allah. Çabuk ya gel, Rabbim. Hemen hastaneye gidiyoruz. Çok acıyor, sanırım kopacak. Ah, hiç olur mu öyle şey, olur? Ah, çok acıyor. Ama da korktunuz ha. Oğlum delirdin mi sen? Böyle şaka mı olur? Pes yani Emre. Aa, sonra istiyor bu çocuk valla. Emre hiç komik değil. Nana, çocukları gerçekten harika yetiştiriyorsun. Bravo. Onun esşi var. Benim fikrimdi bu. Ama suratlarınızı bir görseniz öyle komikti ki. Bence Emre'nin birkaç tahtası noksan. Sen kendine bak gıcık. Amma da korktun ha. Emre yeter artık. Hadi bakayım sofraya. Yiyecek haliniz kaldıysa tabii. Git önce ellerini yıka. Hadi. Emre hala sırıtıp duruyorsun. Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Ya korkudan birimize bir şey olsaydı? Şuradan şeker uzatır mısın? Ben veririm. Senin şu prens buralardan gitti mi? Evet. Onunla gitmediğine hala inanamıyorum. Bir daha karşına bırak prensi, bir adam çıkar mı o bile belli değil. Bence bu işte bir şey var. Belki de bizi kandırdı. Belki de o prens bile değildi. Ay böcek! 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 Ay bu kez de çayından çıktı. Bu ev böcekler sarmış. Ya hala bir şey yapmıyorsunuz. Hakan! Emre, bu da mı senin başının altından çıktı? Ya ama baba, böyle süper bir şey olur mu sence ya? Normal şeker gibi. Eriyince içinden böcek çıkıyor. Ne harika değil mi? Şaka gibi. Emre çok büyük bir cezayı hak etmedi mi sizce? Hak etti. Bir hafta bilgisayar yok Emre. Oh canıma değilsin. Gıcık. İki hafta oldu. Sizi terbiyesizler sizi. Sizi densizler sizi. Seni küçük solcan. Demek sesimi kayda alan sensin. Seni çete lideri seni. Öğretmenim, onun hiçbir suçu yok. Her şeyi ben planladım. Beraber planladık. Hepinizin tek tek velisiyle görüşeceğim. Öğretmenim lütfen, şakaydı. Şakaydı demek. Siz görürsünüz şakayı.
Bu olayı gerekli mercilere taşıyacağım. Şimdi doğru sınıflarınıza. Hadi. Benim güzel gözlü kardeşim ikimizdi bakayım. Müdür hanım. Sil gözyaşlarını, ben hallederim. Sen canını sıkma bebeğim. Ben oğlunuz Özer'in okul müdüresi Nebahat Öz. Nebahat Hanım'ın acil bir işi çıktı. O sizi sonra arayacak. Bak hoca, bu böyle olmuyor. Otur otur, rahat ol. Bak şimdi seninle iki yetişkin gibi konuşalım. Ne dersin? Biraz evvel kardeşimin canını sıkmışsın. Benim kardeşimin canı sıkılınca tabii ki doğal olarak benim de canım sıkılır. Öyle değil mi hoca? Şimdi bu konuyu iki yetişkin gibi aramızda hallederim. Sen kesin keçileri kaçırmışsın. Çık çabuk dışarı. Bak, ben sesimi yükseltmiyorum. Sen de yükseltmeyeceksin. Belli ki bazı problemlerim var. Anlayışla karşılıyorum. Sakin bir zamanda konuşur hallederiz o zaman. Mühim değil, eyvallah. Allah'ım, neler oluyor bu çocuklara? Hepsi çığırından çıkmış gibi. Yok, bu böyle olmayacak. İpleri elime almalıyım. Hakan Ertürk. Maalesef hiç iyi terbiye almamış çocuklar. Yaramazlar, küstahlar, tembeller. Biraz abartmıyor musunuz? Hem biliyorsunuz Yağmur hep sınıf birincisi. Geçen sınavdan 0 aldığını bilmiyorsunuz herhalde. İyi de o bir kere olan bir şeydi. Neyse, geçelim bunu. Ya bugün bana oynadıkları ruh çağırma oyunu? Yağmur da başrolde. Çok şaşırdım duyunca. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hele o Emre. Kendini mafya babası sanıyor. Çocuklara şu kadar terbiye verememişsiniz. Siz benim muhatabım olamazsınız. Babasıyla görüşmem lazım. Heh, burada. Müdürün eski ajandası. Evet, işte. İlgisiz bir baba olduğu çocukların durumundan belli. Çıkın bakayım. Gülüm, hallettim o işini. Ne işini? Nebahat'le meseleni. Sana bir daha bulaşmayacak. Yeter Emre. Bırak artık böyle davranmayı. Sana hiç yakışmıyor. Doğru söylüyor Emre. Oo, tabii siz alışmışsınız metroseksüel erkeklere. Küpeli, uzun saçlı tiplere falan. Ben bozuyorum şimdi sizi, değil mi? Bıyıklarım nasıl? Bıyıklarım mı? Haftaya gideriz. Ne haber güzel? Eyvallah. Büyümenin böyle davranmak olduğunu düşünüyor sanırım. Hakkı'nın kulağına giderse bu sefer kesin yandık. Hayır, çocukların kontrolü tamamen Simge'nin eline geçer o zaman. İyi de çocuklar büyüyor. Böyle şeyler çok normal. Kulina, gel de bunu Hakan'a anlat o zaman. Ay, Emre de büyümeyi yanlış anlıyor. Bıyığı çıktı diye adam olduğunu zannediyor. O bir şeylerin sorumluluğunu aldığında büyüyecek aslında. Ama bunu şimdi anlatmak çok zor. İzin verin de kendi anlasın anacığım. Ne yapıyorsun abicim? Ne yapacağım? Bugünkü toplantı notlarına bakıyordum. Ne dersin? Bu işi alabilecek miyiz? Çok iyi hazırlandık. Umarım alırız. Şirketin mali durumu sallantıda. Bu işi yapamazsak birikimlerimizi satmak zorunda kalacağız. Kastettiğim benim futbolcu koleksiyonumsa onu aklından çıkar. Benim bilgisayar oyunlarımı satarken ben öyle demedim ama. Neyse, bu işe bir çare bulacağız. Ayrıca ben senin gibi tek başıma değilim. Bakmak zorunda olduğum bir ailem var. O da doğru ya. Ya?
Emre bu dosyayı zamanında yetiştirdiğimize çok sevinecek. Bu işleri böyle kolayca halletmene hayranım Yağmur. İşimi çok seviyorum da o yüzden. Duyduğuma göre şirketin durumu pek iyi değilmiş. Böyle giderse Emre Bey çalışanlardan bir kısmını çıkarmayı düşünüyormuş. Ne dersin, beni de çıkarırlar mı? Merak etme, bu işi alıp durumumuzu düzelteceğiz ve kimse işten çıkmayacak. Umarım. Hem işimi kaybetmek hem de Hulusi Bey'den uzak kalmak bana çok dokunur vallahi. Bak hele. Hoş bir adam. Hep gözünün içine bakıyorum ama o benim farkımda değil sanki. Şekerim, farkında olması biraz da sana bağlı. Şu dosyayı götüreyim bari. İstediğiniz dosya Hulusi Bey. Dosyayı ben istemiştim Figen Hanım. Ay pardon, şaşırdım birden. Hulusi Bey, sizin için ne yapabilirim? Şimdilik hiçbir şey. Bir şeye ihtiyacınız olursa biliyorsunuz hemen yan odadayım. Biliyorum. Sence bu kızın nesi var? Nesi olacak? Bal gibi senden hoşlanıyor işte. Aman Allah yazdıysa bulsun. Pek salak bir şey. Öyle deme, bu işler hiç belli olmaz. Abi kız bir yakınında ama bir o kadar da uzağında bir adam vardı. Evet. O senin şu anda farkında değil. Ama yakında her şey değişecek. Ay ağzından yani bal damlıyor vallahi Zehra abla. Duydun mu Yağmur? Duydum duydum. Hadi bana da bak Zehra abla hadi. Kız bekleyesin mi, bitireyim şunu. Ha çabuk çabuk. Son derece başarılı ve titiz bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız bu işin mali portresi biraz ağır. Aslında bu projeye göre çok iyi bir maliyet programı çıkardık ama... Yani FIFA Dünya Kupası oyuncularının orijinal kartları ve yanında 40 tane misket çok saçma. Ayrıca 3 tane bilgisayar oyunu istemişsiniz. Ben bunları karşılayamam. Bakın Sinan Bey, FIFA Dünya Kupası oyuncularının kartlarını zaten çalıştığımız taşeron üstleniyor. Malzeme için 15 misket, işçilik için 15 misket ve 2 oyun. Bizim bu işten karımız 10 misket ve bir oyun olacak, o kadar. Bu kadarına da çok demezsiniz herhalde. Siz yine de şu 40 misketi biraz aşağı çekmeye çalışın. Peki Sinan Bey, bunu düşünüp size haber vereceğiz. Tamam o halde, sizden haber bekliyoruz. Çalışacağımız kişilerle sıkıp pazarlık yapıp misketleri aşağı çekmeye çalışacağız. Bu işe ihtiyacımız var. Evet. Evet Sinan Bey. Evet, gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evet, biraz daha aşağı çektik. Güzel, demek sizin için de uygun. Peki, yarın mı? Tabii. Çok güzel. Yarın anlaşmayı imzalarız. Saygılar efendim, saygılar, hürmetler. İş tamamdır. Oh be, bir an terslik çıkacak diye ödüm kopmuştu. Bunu hemen kutlamalıyız. Güzel bir pistacı biliyorum. Sonra da Lina Park'a gidip çocuklar gibi eğleniriz. Ne dersiniz? Harika olur. Durun Figen'e de haber vereyim. O da nereden çıktı? Bu yaşasın, sen yaşasın. Nana babanla nihayet nişanlandın. İşte budur. Öyle mutluyuz ay, ki. Ay çocuklar, tamam yeter bu kadar. Başım şişti canım. Ama Kulina, biz bugün ne zamandır bekliyorduk biliyor musun sen? Bilmiyorum. Eğer Nana gelmeseydi babam hoca da simgecici işle evlenecekti. Ve hepimizin hayatı kabusa dönecekti. İyi ki sen geldin Nana, iyi ki. Oo, canım canım canım. Sizi öyle çok seviyorum ki. O bana ve her şey Türk filmi tadında sürer. Kulina, sen gerçek bir insan olmadan bu evlilik gerçekleşmeyecek, bunu bilmiş ol. Biliyorum, biliyorum. Ya Kulina bırak da şurada iki sevinelim ya. Ay sevinin canım, ben bir şey mi dedim? Aa. Ne olursa olsun bizi bırakmayacağına söz verdin lan, öyle değil mi? Kesinlikle. Sizi hiç bırakmayacağım. Sizi hiç bırakmayacağım. Sen insan olmayı daha çok beklersin Nana Hanım.
Zamanı geldiğinde sen doğru oyuncaklar dünyasına, ben de burada Şeni'yle evlenip mutlu bir hayat süreceğim. Güzel. Of, bundan da içim sıkılıyor burada benim. Oyuncaklar dünyası ve oyuncaklarım tehlikedeyken hiç rahat değilim. Haklısın ama şu anda en doğrusu burada olman. Of. Gücünü yeniden kazanmadan oyuncaklar için hiçbir şey yapamazsın Kulina. Ah. Ortada bir tane bile oyuncak kalmamış. Çocuklar, neden oyuncaklarınızla hiç oynamıyorsunuz? Artık oyuncakla oyuncak yaşı geçtik biz. Oyuncaklarla oynamak çok sıkıcı Nana. Hem okuldaki arkadaşlarımızın hiçbiri oynamıyor artık. Yani. Hadi bakalım Petit Börle, okula geç kalacaksınız. Kalmayız. Hem biz servise gitmiyoruz okula artık. Evet. Evimizin bütçesine katkı olsun diye otobüste gidiyoruz. Çocuklar, babanız bunu duymasın. Hem çok üzülür hem de çok kızar. Hadi bakalım Petit Börle. Az önce de söylediğim gibi okula geç kalacaksınız. Gıcık oluyorum şu mükerrere. Al benden de o kadar. Kendini bir şey sanıyor. Petit Börle, Petit Börle. Ne yap? Petit Börle'yi buradan postalamalıyız. Kesinlikle. Emre, ne yapıyorsun sen? Kalemim bitti. Senin çantandan bir kalem alıyorum. Ya hayır, bırak benim kalemlerimi. Ne olur kızım bir tane kalem versen. Zaten az param var, onu da kaleme mi harcayayım? Bana ne, kalemlerine sahip çıksaydın oraya buraya atıyorsun, sonra da benden istiyorsun. Var ya, sen de az gıcık değilmişsin. Yeter artık çocuklar. Yağmur, o senin kardeşin. Biraz paylaşımcı olur musun? Lütfen. Hih, al. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Sizi bacaksızlar. Demek niyetiniz beni evden postalamak değil mi? Ben yapacağımı bilirim ama. Sizi patates kafalar sizi. Ya çocuklar, Mükerrer Hanım bana bir şey söyledi. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Ne söyledi babacığım? Okula birkaç gündür otobüsle gidip geliyormuşsunuz, öyle mi? Şey, baba. Çocuklar, daha o kadar ölmedik. Bir daha kesinlikle duymayın. Okula servisle gidilip gelecek, anlaşıldı mı? Mükerrer Hanım, Makbul Sultan nasıl? Maşallah, çok iyi. Balını süt içirdim, uykuya daldı. Umarım hemen iyileşir. Bir çay daha getir bakalım kızım. Siz hiç merak etmeyin Hakan Bey. Makbule Hanım için ve çocuklar için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Aslında sizinle doğru dürüst maaş işini de konuşamadık. Buyurun. Ne demek efendim? Şimdi sırası mı? Hamle demiştim. Siz de konuyu dert etmeyin. Bu huzurlu aile yuvası benim için bir kurtuluş oldu adeta. Beyimin ölümünden sonra çok iyi günler geçirdim. Yeni yeni geldim, toparlıyorum. İzin verin, burada çalışmaya devam edeyim. Ne demek? Ben sadece... Bu tatlı Petit Börle'limden nasıl ayrılırım ben? Evlilik öncesi Nana Hanım'ın da bir sürü telaşı olacak. İzin verin, bu garip de bir işe yarasın. Aman efendim, ne demek? Tuhaf. Sizin gibi insanlar kaldı mı yeryüzünde? Kalmamıştır. Ben de gökyüzünden düştüm zaten. Ay aman, ne şakacısınız. Ben de böyleyim işte. Şaka yapmayı çok severim. Şakalarıma kadir inanır bile günah. Şeri geldi herhalde. Okula gitme vakti ya. Şeri mi? Ya, kızım dur dur. Ay. Dur, ben bakarım, ben bakarım. Ha. Sen rahatsız olma. Mahvetti ortalığı. Hulya Hanım neden kahvaltıya inmedi? Hazırlığı uzun sürüyor ya. Bonjour. Günaydın. Benim güzel kızım. Hoş geldin. Bebeğim. Yeter, yapmayın artık. Kahvaltı ettin mi? Hadi bakalım. Sen geç tattım şöyle. Birazdan herkes gidince ben seninle ilgileneceğim. Peti peti peti. Maşallah. Maşallah.
Demek benden kurtulmak istiyorsunuz ha? Alın bakalım. Sizi birbirinize düşüreyim de görün. Yumurta kafalar ne olacak? İki kardeş birbirinize düşman olun da benim de işlerim kolaylansın. Zaten bu kardeşlik muhabbetinden nefret ederim. Şeri, dans yarışması ne zaman başlıyor? 3 hafta kaldı. Ben de bu sürede ancak hazırlanırım. Aslında iyi oldu. Daha bir partnerim bile yok. Seni televizyonlar izleyeceğiz değil mi Şeri? İnşallah. En büyük hayalim bu zaten. Alın bakalım şibuble. Emre, bunların senin çantanla ne işi var? Ne bileyim ben kızım. Ben bilecek değilim herhalde. Kendi malına sahip çıkamıyorsun, sonra da bilimcilere göz koyuyorsun. Ya hiç de değil. Bunları buraya ben koymadım. Babam mı koydu? Aa Yağmur. Düzgün konuş. Çocuklar ne oluyor burada? Gıcıksın sen kızım. Emre. Şş, çocuklar yeter artık. Hadi geç kalıyorsunuz. İyi dersler. Ah bu çocuklar öyle şekerler ki insan kızamıyor. Hoşça kal. İyi işler. Ben bir makbuşa bakıp iniyorum. Ah, keyfine bak. Sağlığı benim sayemde çok iyi ama değil mi? İyi. güzel kızım. Al. Yaşasın, yaşasın. Kurtuldum. 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 Şeri, biricik aşkım, kurtuldum. Kurtuldum. Yaşasın. Kurtuldum. Yaşasın. Yaşasın. Ay bu ne gürültü. Siz hepiniz düzelmişsiniz. Evet Nineciğim. Senin çocuklar bizi kurtardılar herhalde. Baksana. Ah çok şükür güzel ya Rabbim. İyi de neden gelmediler o zaman? Gelirler. Merak etme. Hem gelmeseler de nasılsa tıpatıp benzerleri var. Hadi oradan şaklaban. Ya biz burada kalmak istiyoruz. Evet böyle yaşamak çok güzel. Madem her şey düzeldi, siz de doğru oyuncak mahallesine. Şimdi uslu durun, Hakan aşağıda ona göre. Bez bebek olarak kalması çok saçma. Nana, Nana. Lina, neden düzelmiyor? Bilmiyorum canım. Bilgin ne yapabiliriz? Nasıl düzeleceklerini biliyorum. Kulina gel benimle. İksirin formülü bende var. Bu iksiri ancak sen yapabilirsin. Ah Bilgin çok bilmiş. Sen bir harikasın. Çabuk. Hadi, hadi tamam. Gidin hadi hadi. Ağlama geliyorum. Ay. Çocuklar. Yalvarırım. Olamaz. Hadi oğlum, bu kadar üzülme. Çık biraz uyu artık. Hadi. Uyuyamam ki, ben burada uzanırım. Hem gelirse haberim olur. Peki evladım, sana iyi geceler.
Nerede kaldı bunlar? Bir aksilik mi çıktı acaba? Çık yukarı çık. Başımızı derde sokma. Hadi yürü. Çık diyorum sana. Bak kafana indireceğim tavayı. Geldiler. Hadi Kulina çabuk. Umarım işe yarar. Ay, hadi. İşe yaramıyor Kulina. Yok. Elimden geleni yaptım Nana. Çok fena, çok üzüldü. Ay. Bizim için kendilerini feda ettiler. Ben Hakan'a ne derim? Emre, Yağmur, yalvarırım geri gelin. Yalvarırım geri gelin. Emre, Yağmur, geri gelin. Lütfen, yalvarırım lütfen. Geri gelin lütfen. Ay. Gördün mü onlara ne yaptığını? Onlar hepimizin hayatını kurtardı. Ama sen onları ne hale getirdin bir bak. Şeften iksiri almak kolay olmadı. Gel, gel dök çabuk, gel. Ay, hadi. Neden bir şey olmuyor? İşe yaramıyor mu yoksa? Sanırım geç kaldık, üzgünüm. Üzgün müsün? Demek üzgünsün ha? Git buradan, git. Git. Nana, şuraya bak. Teşekkürler. Yaşasın.